Ayvayı sevmeyen var mıdır? Herhalde yoktur. Tatlısını ya da meyvesini pek çok şekilde tüketiriz. Üstelik de kültürü de yapılıyor. Peki ayvanın nesinden bahsedeceğiz şimdi? Yaprağından bahsedeceğiz efendim. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin kıraç toprakları hariç Türkiye'nin hemen her yerinde ayva ziraati de yapılır, yabani olarak da yetişir. Ayva yaprağını ülkemizin pek çok yerinde yabani olarak yetiştiği yerlerde üzerinden toplayabiliriz. Ama ayva yaprağından faydalanmak istiyorsak elbette ki kültüre alınmış bahçelerde de ayva tarımının yapıldığı bahçelerden de ayva yaprağı toplayabiliriz. Çünkü unutmayalım, ayvanın yaprakları özellikle alt yüzleri tüylüdür. Buradan ayırt edebilirsiniz. Üst yüzü tüysüzdür. Altını, arkasını çevirdiğiniz zaman tüylü bir yaprağı vardır. Ve yapraklar henüz tazeyken sarma da yapıp tüketebilirsiniz. Ayvanın yaprağı da şifalı. Çayını yapıyoruz. Ayva yaprağı çayı olarak tüketiyoruz. Ayrıca ayva yapraklarından, ayva yapraklarını kaynatarak elde ettiğimiz solüsyondan bitkisel boya yapıyoruz. Ayva yapraklarını kozmetikte de kullanıyoruz. Şimdi nelere iyi geliyor? Birincisi kesinlikle ve kesinlikle sindirimi düzenliyor ayva yaprağı. Mideye çok iyi geliyor. Tansiyonu düşürüyor. Kolesterolü düşürüyor. Kabımızın içerisine şöyle ufalayarak ayva yapraklarını bütün halinde değil parçalamamız lazım. Böyle ufalayarak atıyoruz. Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar olacak. İyice ezilmiş yapraklarımızın, ufalanmış yapraklarımızı suda kaynatmıyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Bir bardak ve demlenmeye bırakıyoruz.